Selamlar. Bugün size uzun zamandır istediğim buzluk kurabiyesi yapmak istiyorum. Dün birinin vlogunu izledim. Vallahi neler yaptı, buzluğunu attı. Özendim ben de. Aklıma benim de buzluk kurabiyesi geldi. Ne zamandır? Çünkü yapmak istiyordum. Tarifi kaçıncıya izliyorum ama bir türlü elim ermedi. Bugün sizinle onu yapacağız. Sonrasında dereotlu poğaça yapacağız. Bir de portakallar artık bozulmaya başladı. Ben normalde biliyorsunuz her sabah portakal suyu sıkıyordum. Yalnız şu an diyet sürecinde olduğum için portakal suyu içmeyi bıraktım. Bunlar da birkaç haftalık ve bozulmaya dönmüşler artık. Bunları da sıkacağım, şişeye koyacağım. Nihan'a böyle istediği zaman meyve suyu istiyor çünkü genellikle. O zaman onu aslında vitamini kaçacak biliyorum ama bu şekilde de hepsi küflenecek. Yani istediği zaman öyle bardağına koyup vermeyi düşünüyorum. Hatta böyle hazır sıkılmış olursa Hakan da içebilir, ben de içebilirim. Daha çabuk tüketiriz. Bu şekilde durunca hafta sonlarını bekliyor. Hafta sonları da bazen Nilhan içmek istemiyor, süt içiyor. O yüzden bayağı bir sıkıntı oluyor. Arkadaşlar ben bu videoyu hem Instagram'a çektim hem de YouTube'a çektim. İkisini bir arada yapmak inanın çok zordu. Hemen buradan malzemeleri size söyleyeyim. Elimde tereyağı vardı, onu kullanacaktım. Unutup margarin kullandım. Bir paket margarin koydum. Ondan sonra bir su bardağı toz şeker koydum. Sonrasında iki tane yumurta var içinde. Ve de 4,5 su bardağı un vardı galiba. Evet, 4,5 su bardağıydı un da. Ondan sonra onu bayağı bir pürüzsüz kıvama gelesiye kadar yoğurdum ben. Yani bayağı bir uzun sürdü yoğurma işlemi. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilin var içinde. Geri kalan malzemeleri de hayal gücünüze bırakabilirsiniz. Benim izlediğim videoda birini sade bırakıyordu. Birine işte ceviz kakao koyuyordu. Birine de kuru üzüm koyuyordu. Ben portakal kabuğu rendeledim. Merak ettim. Gerçekten çok güzel olmuştu. Yani bayıldım. Özellikle damla çikolatalıyla kuru üzümlü mükemmeldi. Kakaoluyu pek beğenmedim. Kakao tadını biraz bozmuştu. Cevizle güzel o da ama yani sade olsaymış daha iyi olabilirmiş. Ben çok beğendim. Şimdi buraları hızlı hızlı geçelim. Çünkü İlerleyen zamanlarda başka şeyler de yaptık. Onları izleyin siz de.
Dök bakalım. Şöyle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş dök. Dök 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 dök. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, dur. Ver onu bana. Ay, dökülüyor. Döküyordum. Tamam. Vallahi şimdi bunu dök. Şey. Bir şey olmaz, dök. Şunu ya. Bunu dök. Dur, löp diye düşecek, korkma. Yavaş. Dur, bırak beni. Olmadı, dur. Ben yapayım, sen yap. Löp diye düşmedi ya. Evet, ayarladık çünkü. Şu tek dediyiz. Anne, bu ne yuvarlak şeyler? Yağın içine öyle girince öyle oldu. Dur, şunu biraz sıyıralım. Başım karıştı. Korktum biraz yaptığında. Korktun mu? Evet. Niye? Karıştıracağız mı onu? Yumurta. Yumurta. Yumurtayı ben yanlış yere koyuyorum valla. Şuraya dökerim valla şimdi. Anneannem kazıya düşürmüştü yumurtayı. Ben koyabilir miyim? Koy. Tamam. Ben daha koyalım. İkimiz koyacağız. Sıra sende. Hı hı, koy. Ben mi koyacağım? Evet, sana yaptırdım. Sırayla yapmak istemiyorum. Tamam. Şimdi? Ben döküyorum onu. Çocuklar tamam. Onu dökebilir. Ama yanlış yere dökme. Hı, güzel dök. Hepsini döktün mü? Evet. Başka kalmadı. Hepsini tamam. Döktüm. Şimdi? Onu da ben koyacağım. Tamam. Bana ver bardağı. Bir dakika, ama ölçülü koyacağız ya. Al bakalım. Ay, dökülü biraz. Bir şey olmaz. Tamam. Aaa, hala dökülüyor. Bunu da koy. İki bardak su. Elimde onu aldı zaten. Hadi. Hı hı. Şimdi ben yoğurayım. Sen şekil ver, tamam mı? Tamam. Nasıl? Yuvarlak mı? Dereotunu unuttuk. Bunu ben dökelim. Koyayım mı? Bunu ben koyayım. Şöyle. Bunu en sevdiğim yoruktu. Sever misin? Evet. Hadi bir kere onu yiyince... Şey oluyordu benim ağzıma. Hı. Ne oluyordu? Boğuluyordum. Anladın mı? Yediğimde. Yumurta! Yumurta! Yumurta geldi benim. Evet. Elmaya gidiyor biraz. Şöyle alıyoruz. Ben başka bir yapayım. Şöyle yuvarlak yapıyoruz. Şuradan da saplar çıkıyor. Saplar, saplar. Al bu. Böyle şöyle mi? Şöyle bak. Mamur yapmak şimdi. Minik minik yap. Tamam, onlar seninkiler olsun. Sen yersin onları. Evet. Tamam. Ağzıma kaçırmam diye. Hı hı. Şöyle ağzıma. Ama ben büyük sevmem. Küçük severim. Bazen futbol topu gibi oldu. Futbol topu gibi mi? Evet. Yani oradaki abiler topu oynuyordu, onlar gibi oluyordu. İşte. Yanına mı koyayım bunu? Çok yan yana koyma. Tamam. Yan yana. Senin gibi açık yer burada. Evet. Ben öğrenmişim bunu. Şuradan alayım mı? İstediğin yerden al anneciğim. Sorun değil. Ben alacağım. Bunu da böyle söyleyeyim. Şey. Hı. Bu sen, ben yaptım bunları. Hı hı. Ama sen biraz çok yapmışsın. Ben hızlı yapıyorum. Birazcık. Ama biraz yavaş yap. Ama... Daha bir sürü işim var anneciğim.
Terlersen. Terler miyim? Evet. Yavaş. Tamam. Sonra bayıltacağız bunları, değil mi? Neden? Çünkü baba buna yazacak bayılırsa. Niye bayılsın? Güzel olur. Yani çok güzel yiyin yapmışız diye mi bayılacak, yoksa kötü yapmışız diye mi bayılacak? Güzel yaptığımız diye. Peki. Elime yapışıyor şunlar. Abilere bakıyorum ben de. Hadi el işte göz oynaştı. Benim abim Tayfun değil mi? Onlar benim abim değil de annem de. Senin abin Tayfun. Evet. P değil yalnız, Tayfun. Ama onlar benim abim değil, değil mi? Evet. Asla bir kemal var. Seninkine koyabilir miyim şunu? Koy. Tamam. Ama kendiminkine de koyabilirim. Tamam. Şuraya biraz yer açarsın anne. Son kalmış bu da. Slime'i var. Doğru yapma. Alsın. Şöyle. Bana da ver. Şunu düzelt. Bu çirkin olmuş yalnız. Güzel yap. Bitti. Evet. Acayip bir iş sorunu var. Yani her yer is oluyor. Dün Tyson'ın kum kabını yıkarken aynı şeyi fark ettim. Kapıya değdiği yer falan çok kötü olmuş. Burası da aynı şekilde. Burada benim böyle undur, şekerdir, yağdır o gibi şeylerim duruyor. Çay işte, gördüğünüz gibi. Burayı biraz önce tümden boşaltmıştım hamur işi yapacağım diye. Bir baktım bayağı bir kirlenmiş. Hadi dedim hazır hepsi çıkmışken burayı da düzenle, bir temizle. Burayı da düzenleyip temizlemiş oldum. Dediğim gibi ben parça parça yapıyorum. Özellikle şu kısımlarda birikiyor bu isler. Bezi yıkadığımda kahverengi su aktı. Daha 2 ay mı oldu taşınalı? 3 ay oldu. Çok garip geldi bu kadar kısa sürede böyle olması.
arkadaşlar, kurabiyeler diyecektim, poğaçalar pişti. Şu minikleri de Nilhan poğaçalara yaptı. Sıcak anneciğim, yeni çıktı. Sonra yiyebilirsin, tamam mı? Tamam, göstereceğim. Şu minikleri Nilhan yaptı. Ben de onu Özgür bıraktım. Şunları da ben yaptım şöyle. Mis gibi koktular şu an. Güzel kokuyorlar. Kurabiyesini 3 saat dolapta beklemesi gerektiğini unutmuştum. Portakal suyunu o yüzden ilk önce değil en son yaptım. Yani şu an anca bitirdim. Şurada da mandalina suyu var. Bunu da bunu karıştırmak istemedim. Nilhan da buradan 2 bardak içti neredeyse. Şöyle şu kadarcık meyve suyu elde etmiş oldum. Yalnız bugün pazar ve çöp alınmayacak. Benim her yerim çöp. Bugün hamur işi falan da yaptım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şunları falan boşaltayım. Şunu dolaba koyayım. Ondan sonra şurayı da göstereyim. Şöyle burayı da hemen hızlı bir şekilde toplayayım. Daha mutfağın yeri var. Yeri de hallettikten sonra buzlu kurabiyelerin hepsini pişirip acaba öyle mi buzlu alsam diyorum. Çiğ şekilde de kalabiliyormuş. Hepsinin tadını açıkçası merak ettim. Büyük ihtimal hepsini pişiririm. Ondan sonra şey yaparım. Onun ismi. Buzlu atarım artanını. Öyle düşündüm bu sefer. Kurabiyeler muhteşem olmuş. Kesinlikle denemelisiniz. Vallahi bayıldım. Şimdi bize bunlar çok geleceği için ben bunların bir kısmını buzluğa atacağım. Böyle hem çiğden koyabiliyor musunuz? O yaptığım şekildeki hamurda. Ya da böyle piştikten sonra buzdolabı poşetine koyup buzluğa koyabiliyor musunuz? Yalnız ben bunları buraya getirirken biraz dağıttım. Şöyle düzgünce götüreyim. Buzluğa bunları koyayım. Şöyle kendimize yiyecek kadar bıraktım. Bir de masanın üstünde var bir tabakta. Şu an evde öğrenci var mı falan. Çay demledim hatta. Çay da hazır. Ondan sonra bunları... Ay gerçekten bayıldım tadına. Sırf bunun için yemek yemedim bugün. Böyle azıcık pilav vardı, onu yedim. Bunları deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Yani merak ediyorum derken çayla yiyeceğim. Baktım tadına mükemmel olmuş. O kadar yoruldum ki size anlatamam. Şu an sela okunuyor zaten. Teravih vakti geldi herhalde. Ay vallahi bugün acayip yoruldum. Evi sildim, süpürdüm. Ondan sonra bütün evi.
Başka dağınık toparladım. Mutfakla ilgilendim. 3 posta bulaşık yıkadım falan filan. Bulaşık makinesi yine doldu. Yeni boşaltmıştım. Kurabiyeleri yaptım. Dereotlu poğaça yaptım. O da çok güzel olmuş. Onu da göstereyim. O da böyle kıyır kıyır olmuş. Çok güzeldi. Nilhan eli değdiği için herhalde baya güzel olmuş. Şimdi bunları dediğim gibi buzluğa kaldırayım. Artık bugünlük benden bu kadar. Biraz sonra çay içmeye geçeceğim. Arkadaşlar bugün benim video günümmüş ve ben bunu yeni hatırladım. Aslında bugün de video çekmiştim. Bugün de mutfaktaydım. Bu ara hep mutfaktayım zaten. Canım böyle bir şeyler çekiyor, onları yapıyorum. Neyse, o kadar yorgunum ki anlatamam. Kurabiye dün bayağı yordu ama çok lezzetli olmuştu, gerçekten bayıldım. Yani mükemmel ötesiydi. Öyle söyleyeyim size. 160 derecede 25 dakikada pişirdim. İlk pişmedi buzluktan çıkarttığım için. İkinci tepsi iyi yapmıştım. İkinci tepsi daha iyi pişti. Hemen pişti yani 160 derece 25 dakika. Yani denerseniz buzluktan çıkarttıktan sonra en az bir 15-20 dakika beklemesi lazım ki o zaman 160 derecede pişebiliyor. Neyse Nilhan geldi. Bugün günlerden pazartesi. Hakan derslerini bugün öğleden sonra evde yaptı. Bir derse gidip geldi o da. Valla bugün de mutfakta olduğum için çok yoruldum. Şimdi yaptığım şeyleri söylemeyeyim, sürpriz olsun. Bayağı becerikliyim bu arada. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten benden önceden haber oluyor, alıyorsunuzdur. Dün bu kurabiyeyi de Instagram'da paylaştım zaten. Bakalım bugün de onları yapacağız. Böyle bu saatler oldu mu acayip midem bulanıyor. Nedenini hiç bilmiyorum. Çok kötü yani, anlatamam size. Bu arada Nilhan da son ses televizyon izliyor. Ay, bastırdı beni burada. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aşağı zaten link bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.